Evet, Efe Şoray kanalına herkese selamlar. Bugün karşınızda bir konuşma, muhabbet, sohbet, farklı bir formatla karşınızdayım. Yanımızda Berk Çetindaş kardeşimiz ve Cemal Yıldız kardeşimiz var. Bugün buraya ne diye toplandık? Bela hoş geldiniz ilk başta. Berk kardeşimiz Hoş orada. Adeta bir ATV'de bir sohbet bulduk. kanalı, soru kanalları oluyor. Neydi, Fatih Altaylı'nın programı var ya. O tarz bir hazırlıkla gelmiş Berk kardeşimiz. Evet. Evet. Bugün buraya toplanmamızın amacı yılın oyunu adayları açıklandı. Beklenmedik adayları var. Beklediğimiz adaylar var. Bazen şaşırdığımız, bazı aday olmadığına şaşırdığımız adaylar var. Aday olduğuna şaşırdığımız adaylar var. Özellikle ben direkt Starfield'ı konuşmak istiyorum. Beyler, Starfield yılın oyunu adayı olmadı. Bu konu hakkında Bethesda'ya ne söylemek istersiniz? Yani sizce Starfield başarılı bir oyun mu? Bence değil. Ya bak şimdi Starfield'ı ben oynadım kaldı. Şimdi Berk kardeşim Starfield bir sever. Bir Starfield sever olarak. Ben oynamadım. Ben epeyden izledim arkadaşlar. Böyle bir şey yapayım. Sen biraz İzledim oynadın. kadarıyla. Oyunu biraz oynadın ama. Başları Azıcık oynadım ben. Azıcık çok azıcık. oynadın. Evet. Biz de içelim ya. Evet, Starfield ne hakkında? Güzel bir oyun mu Berk Starfield şimdi? Valla oyunun ilk bir saati benim için güzeldi. Ama sonrası bilmiyorum. Oyun başlarda abi. İyi bir Zaten. oyun olarak karşımıza çıkmış gibi duruyor. Fakat yapay zekası başta kötü bence. Hatta senin bir tane takıldığın yer vardı. İlerleyen bölümlerde. Evet, oyun içerisinde bug'lar var. Yapay zeka kötü. Sonra animasyonlar 2023'te çıkan bir oyuna göre bence yeterli seviyede güzel değil. Starfield için Bethesda'nın bu oyunla beraber yani bu oyunun yılın oyunu adayı olmamasıyla beraber Ben bu Bethesda'nın oyuna hatta yılın akıllanması oyunu gerekiyor. diyordum lan. Evet, biz yılın oyunu diyorduk bu oyuna fakat aday bile olmadı. Bethesda'nın bu konuda akıllanması gerekiyor abi. Cem sen de sevmiyorsun Starfield'ı mesela. Evet, Can sevmedi. Ben Starfield'ı sevmiyordum. Yılın oyunun adayı olacağını düşündüm ama Ben aday bile olmadı. düşündüm, Siz yılın düşündüm. oyunu diyordunuz. Ya evet, yılın oyunu diyorduk ama oyun içerisinde bak 10 yıldır yapılan bir oyun. 10 yıldır yapılan bir oyun. Söylenenlere göre 10 yıldır yapılıyor. Red Dead Redemption 2 de 10 yılda yapıldı abi. O daha iyi. Red'deki Red bana göre Dead daha Redemption iyi. 2 çok çok daha iyi. Tabii o ayrı bir seviye oyun dünyasında. GTA hatta daha kısa şeyde yapıldı. Ondan daha kısa GTA 5. Starfield o kadar kocaman dünyaları var. Açık dünyası var. Uzayı var. Galaksi var ama. Yani Starfield bence yetersiz bir oyun. Cem'e bakalım. Belki Cyberpunk yılın oyunu mu ya? Gözlükler falan. Cyberpunk. Doğru. Johnny O Silver. gözü taktı. Tamam Evet. hadi. Sanırsam Johnny Silverhand falan Bak ya, değil mi? Samuray. Cyberpunk. Starfield DLC var, dediğim DLC var. Kabul ediyorum, DLC var bu. ya Starfield'ın yılın oyunu olmaması, yılın oyuna adayı olmaması Bethesda'ya inşallah güzel bir ders olur. Yani İnşallah. bu oyuna çok büyük adımlarla çıkarttılar. Bethesda. Bu oyunun o kadar büyük bir şey var. O kadar yıllardır uğraşmışlar. Modeller kötü. NPC'ler kötü. Yapay zeka Hatta kötü. bin tane gezegen var diyorlardı. Binden fazla gezegen var diyorlar. Gezegenlerin yarısı random kodlarla oluşturulmuş. Fazla oyunda farklılık yok. Bir yerden sonra aynı şeyler olduğu için sıkıyor. Ya oyun kötü bir oyun. Starfield kötü bir oyun olduğu için yani. Starfield'ı oynarsın yine. Ben de oynadım. Oynanır. Oynanır yine ama Oynanır ya. fazla beklentiye girmemek lazım. Girersen sonu kötü olur. Bence Harbiden mi? oynanır yani. Niye oynanması yani? Yine Oynanır aslında. AAA bir oyun yani. AAA oyunda da oynanır yani. Ya oynanır abi de işte. Grafikler, hissiyatlar, animasyonlar 2023'te çıkan bir oyuna göre iyi değil, yeterli değil. Benim şaşırdığım adaylardan bir tanesi de Resident Evil 4'tü abi. Bir remake. Evet. Dead Space Remake de çıktı bu sene mesela ama o niye olmadı be? Hele o niye olmadı aday? O da güzel bir O oyun. bence orijinalin kararı. Bence Resident Evil 4 daha güzeldi yani. Bence de daha güzeldi. Bana göre de daha Yani güzeldi. bir de Ben yani. çünkü Bence. bitirdim oyunu. Ben bitirdim oyunu. Ben de şu anda şu an ortalarında bir yerdeyim. Ben daha bitirmedim. Fakat ya bir remake bence yılın oyunu adayı olmamalı abi. Sizce olmalı mı? Yani. Bir remake yılın oyunu adayı olmalı mı abi? Yok, olmamalı. Sonuçta aynı oyunun yeniden yapımı. Gerek yok yani. Mesela bu sene ne çıktı? Hogwarts Legacy de çıktı değil mi? O niye olmadı? Bence olmalıydı. Kötü çıktı bence oyun. RPG olarak çıkarttılar bir yandan da. Yani oyunda verdiğin kararların hiçbir yararı yok yani. Sonu Çoğu falan etkilemiyor değil mi? etkilemiyor yok. Etkilemiyor. Herhalde bir iki saniye, bir tane, iki tane sahne çıkıyor ekstra daha farklı Yani. oldu. Harry Potter fanlarını memnun eder mi peki? O eder herhalde. Harry Eder Potter tabii eder eder. eder eder. Harry Potter'ın En birkaç filmini iyi izledin mi? en iyi Harry Potter oyunu zaten tamam. Ben izlemedim hiçbir filmini Harry Potter'ın. Bir de bu yıl abi şimdi Resident Evil 4 dediğimiz gibi remake yılın oyunu oldu yani Evet. aday fakat bence yılın oyunu kendisi olmaz. Şimdi yılın oyunu dediğimiz şey mesela Starfield'a dedim mesela bence Starfield'a yakışmayan bir kavram. Yakışacağı kavram yılın oyunu dediğimiz şeyin Baldur's Gate 3. Oo. Evet, Baldur's Gate çok büyük boy mesela ama sevenler çok, onun kadar sevmeyenler de çok. Mesela Cem sen seviyor mu RPG oyunu bu tarz izometrik kamera açısı? Yok. İzometrik Çok ve kamera... çok ilgimi çekmiyor yani. Ama yani bilmiyorum oynayabilirim aslında Baldur's Gate 3'ü yani. Bir yılın oyunu olduysa. Yılın oyunu ya bakacağız yani döneme yani. Fakat yılın oyunu şimdi o olursa ben şey yapmam yani. Asla sorgulamam. Ya tamam güzel dedi yani. Yakışır ona yılın oyunu. Elden Wake'e yakışır mı yılın oyunu kavramı? Yakışır, net. Sence şey? Ya Bence Elim yani Elim bilmiyorum yani. Elden Beşinci olur bence. Wake. Ya şimdi Elden Wake'de şöyle bir şey var. Elden Wake 1'de
Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Alan Wake 1'de benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Alan Wake 2, Alan Wake 1'e göre daha farklı. Çok daha farklılık var içerisinde. Alan Wake 1'de oynanış çok aynı. Çok aynı oynanış. Işık tutuyorsun, sıkıyorsun. Işık tutuyorsun, sıkıyorsun. 2'de FBI kadın mantığı var. Hikayenin akışını değiştirme mantığı var. Hikayedeki olan olayların daha detayını, derinine falan indiği için o konuda Alan Wake 2 mesela daha farklı bir oyun olduğu için ya düşünülür. Fakat onun da oynanışı, ben mesela dışarıdan ilk fragmanı izlediğimde oynanışı tekrar edebilir gibime geldi. Alan Etmiyor. Wake 2'nin oynanışı O tekrar kadar ediyor musun sence? etmiyor bence. İlk fragmanı izledim de Alan Wake'in kesin bunun oynanışı böyle bir tekrar eder. Çünkü Öyle... silah değiştiği için mekanik de değişiyor. Böyle sıkıntı şey mesela. O olarak tamam fakat tile olarak tamam birde de değişiyordu. Oynanış kavramı mesela ışık tut sık, ışık tut sık. Ha, o boyunda değişiyor. İkide ışık tut sık yok sadece. Yok, farklı şeyler var. Mesela FBI kanunu olarak farklı, Alan Wake olarak farklı şeyler görüyoruz. Aynen. Alan Wake paranormal olaylar gözüküyor yani şey yapıyor, görüyor. Diğer polis ise normal hayatta şey yapıyor, araştırıyor. Yani evet, Alan Wake karanlık dünyanın içerisinde. O yüzden bu Evet. oyun birinin hikayesi farklıydı fakat oynanışı full aynıydı. Fakat ikide kafa karışıklığı falan, ondan ona geçiş, olayların değişikliği, hikaye akışı falan filan. O yüzden yılın oyunu kavramı bir ihtimal ya abi, God of War gibi bir oyuna şimdi yılın oyunu olduğu için. Alan Wake yılın oyunu deyince biraz değişik insanın kafası ama olabilir şimdi. Grafik olarak bence, Güzel. bu arada Grafik de çok güzel. grafik olarak yılın en iyi oyunu bence. Çok güzel. Grafik olarak yılın en iyi grafikli oyunu. Bak burada şimdi mesela şu an söyleyip üçümüzün de en çok hakim olduğu ve en çok konuşabileceğimiz konu. Spider-Man 2. Ha. Şimdi. Sivitizi de ben bitirmedim. Şimdi Bir boyutu. Cem'le ben bitirdik. Berk kardeşimiz PlayStation 5 olmadığı için. Ben sizden izledim. Bizden tamamen izledi ve her şeyine hakim Berk'ti. Spider-Man 2 yılın oyunu olur mu? Bir aday bile olmamıştı biliyorsunuz. Olamaz mı Cem? Olamaz. Neden? Çok kötü senede çıktı yani Baldur's Gate'li Zelda Aynen gibi çok büyük kötü oyunlar var çıktı bu yani. arada. Zelda var bu arada, ona da geleceğiz şimdi. Bu Cem çok Zelda'yı savunan bir Evet, arkadaş. evet, Bu Cem evet. şimdi her gün Zelda, Zelda, Zelda diyen bir arkadaş olduğu için Zelda'ya da Zelda geleceğiz yani. Zelda'ya da geleceğiz. abi. Zelda'nın seveni çok. Şimdi bu arada Starfield'ın Metacritic'i kaçtı? Starfield'da Spider-Man'i. Bir dakika 70 bakalım. 80 galiba. falandır Hani yani 80 Starfield'ın. falan da 70-80. Ama Bak şimdi. Starfield'ın kötü çıkacağını ben size demiştim zamanında da. İyi bir çıkış yapmayacak. Onu da böyle bir diyeyim de. Aynen. Haklı Bence. olduğum çıksın zaten. Efe ile belki yılın oyunu olacağım. Oh my god. Evet, Marvel Spider-Man 2 90, Starfield 83 almış. Baldur's Gate'de daha Evet. fazla tabii. Baldur's Gate'de Zelda aynıydı değil mi? Metacritic olarak. 97 miydi? Neredeyse, neredeyse. Neredeyse. 97 idi herhalde. Aynı herhalde ikisi hiç Aynı bilmiyorum. aynı aynı diyebiliyorum. Şimdi Aynısı okey. Bilmiyorum. Spider-Man 2 hakkında, direkt Spider-Man 2 hakkında konuşacak olursak ilk oyun yılın oyunu adayı olmadı, olsa bile alamazdı. Çünkü Red Dead Redemption 2 ve God of War'dır rakipleri. Tabii God of War oldu, görüyorsun şurada God of Bence Gerçi de God hiç of War 3 olmadı. Ne ama. oldu yılın oyunun adaylığı? Detroit oldu. Detroit Bu olmadı. kim Detroit oldu oldu ya? mu? Ben Assassin's Creed hatırlamıyorum. Odyssey oldu. Detroit oldu ama olmadı yani. Aday oldu, şey oldu. Aday Aday oldu ama oldu yılın yani. oyunu olmadı işte. Assassin's Creed Odyssey oldu bu arada. Ona ben... Odyssey 2017'de çıktı ki 18'de de. 18'de olmuştu ya. Oldu oldu. 18'de çıktı, 18'de Ha, çıktı. 18'de çıktı o. Hayır, hayır 17'de çıktı, 18'de Odyssey dediniz değil mi? Origins'e karıştırdım. Pardon. Origins farklı farklı. Aynen Odyssey dedik. Şimdi Spider-Man 2 aday olmadığı için şimdi bu sene ne değişiklik var önceki oyundan? Fazla bir değişiklik yok Siz açık anlatın konuşmak valla, siz gerekirse. anlatın valla. İşte açık konuşmak gerekirse fazla bir değişiklik yok. Grafik olarak var. Ufak değil. Fazla bir değişiklik ben görmedim şahsen. Grafik karşılaştırma videoları da izledim. Ben orada fazla bir değişiklik göremedim grafik açısından. Sen gördün mü Cem? Gören bir tane arkadaşımız var, adı Yalın. Buradan biz dinliyor kardeşimiz. O oyunun yansımaları da gelmişti, ışıklandırma geçmiş. Bir O de zaten gelir. şey vardı yani, bütün evlerin içindeki insanları da görebiliyordum mesela yeni bir detay. Evet. Ve bu oyun bence PlayStation 4'e çıkar mıydı? Zor ya. Zor. Ya. Ya o Çıkmaz. yansımaları, ışıklandırmaları falan kapatsan da harita çok büyük yani. Zor çıkardı yani. God of War PlayStation 4 versiyonunda grafikler yüklenmiyordu hatta bazen yani önündeki. Ragnarok'ta bile yüklenmiyor muydu? Yüklenmiyordu. 4'ten mi oynadın sen? Yok 4'ten Çağatay abi var benim. O 5'ten oynuyordu da yani platin alamadı diye 4 moduna geçti. 4 şeyine versiyonuna. Yayın açmıştı da görünmüyor falan diye böyle gidip geliyor Valla ben chatten. 4'te oydum zaten, kanalda var. Kanalda ben hiç yaşamadım ya öyle. Ben God of War Ragnarok'u hiç bu yaşamadım abi. Uzaktaki çok uzaktaki kişiler görünmüyor diyor yani. Şimdi Xbox cephesinden şu an bir aday yok değil mi? Hayır. Yılın oyunu Hiçbir aday adayı. yok. Hiçbir aday yok. Ha Xbox'ta. yok doğru. Mario. Mario Ha Xbox. Mario. Ha aynen Mario Mario. Nintendo, Mario Nintendo oğlum. Zelda vardı. İki tane Xbox Nintendo olarak. oyunu vardı. İki tane Nintendo doğru. Şu an Mario ve Zelda Nintendo. Xbox'ta hiçbir şey yok. Hiçbir oyun yok. Starfield vardı. Starfield olmadı abi. Şimdi Olmadı. Evet, PlayStation uçmadı. cephesinde Spider-Man 2 var. Geçen sene de Ragnarok olmuştu aday PlayStation'dan. Fakat ne oldu? Elden Ring olmuştu yılın oyunu. Elden Ring oldu. Ya, çünkü Ragnarok'ta da açık konuşmak gerekirse fazla bir yenilik yoktu. Tabii hikaye olarak Ama vardı. güzel oyundu. Ama güzel Güzel oyundu. tabii, güzel o manada. Ben yenilik Aslında olarak. yenilik olamaz ki yani Ragnarok'ta yani. Ya Çok zor Ragnarok olabilir. şimdi 4.
4'ün oynanışları güzeldi abi. 4'ün oynanışları güzel olduğu için Ragnarok'ta fazla değiştirmemişler. Skill, combat falan, mısrak, yeni bir silah falan geldi şey işte. Değişemez ki oyun zaten. Gameplay çok üst seviye yani. Daha bir şey gelemez o. Yani 4'ün çok beğenildi. Bir de büyük bir farklılık yarattı ya 3'ten sonra. God of War. O yüzden yılın oyunu oldu ya. Büyük bir farklı. Yani devrim. Evrim değil. Devrim yaptı God of War serisi. Ama Ragnarok'ta yok. Hiç yani fazla yok yani. O yüzden olamamıştı zaten. Spider-Man de zaten aday olmamıştı. Bu şekilde bu senede olamaz. Çünkü yenilik olarak ne var? Skill var yine. Değil mi? Skill var. Wings var. Wings. Bir de hikaye süresi çok kısa ya. Ben de çok şey oldum. 10 saat çok kısa bu arada bana göre. Ben 9 saatte şey bitirmiş bu onu. Ben 9 saat. Ben yan görevleri yaptım. Çok kısa bence. Bence kısa yani. Hikaye süresi. Ya kısa. Doğru. Doğru. Ama yani en yani boş görev yok yani. Ben bir 20 beklerdim valla. Ben bir 20 beklerdim. Ya. 20 olursa boş görevler de gelirdi bence. Ragnarok 30 saatti. Ragnarok 30 saat. Ragnarok ama Ragnarok'a yakışan süre yok God of War'da. Ama açık dünya bir oyunu değil yani Ragnarok'ta. Yani. Açık dünya değil ki yani. Yarım açık. Yarı yani böyle koridor mantığı olduğu için God of War. Aynen yarı. Spider-Man'de boss fight'lar şey gelmiş, peri gelmiş değil mi? Bu oyuna geldi peri. Ha evet evet o var. Çok güzel. Peri oyunu kolaylaştırmış ama. Öyle olması gerekiyor. Kolaylaştırmış. Bence yani. Oyun kolaydı zaten. Ya önceki oyun daha kolaydı ama. Önceki oyun. Lan önceki oyunda skill sistemi de yoktu. Vardı yani. Sanki şey kullanmama gerekiyordu. Önceki oyun yine kolaydı ama ya. Önceki oyun daha kolaydı bence. Evet evet. Oyunda. Ya Spider-Man 2'de dediğimiz açık konuşmak gerekirse fazla bir yenilik yoktu. Aynı God of War ama ve güzel ama güzel oyun. Çünkü 2018'in oynanışı güzeldi abi. Güzel. Ben en iyi Spider-Man oyunu 2018'deki Spider-Man seçildi. Ya söylendi. Öyle diyorlardı yani. Ragnarok'ta da aynı mantık oldu. Mesela ondan sonra çıkan Miles Morales DLC'si mesela kötüydü. Ya, iyiydi de idare ederdi. Yani evet. Yani. İdare eder bir şeydi. Şimdi Ragnarok DLC falan da geliyor. O DLC o aday olan aday olamaz DLC o yüzden Ragnarok yok, DLC hakkı yok. Yok, öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olmaz. Belki şey duyurulabilir yılın oyunu şeyinde God of Elden Ring'in DLC'si duyurulabilir. Ha olabilir, öyle bir şey olabilir mesela. Muhatap duyurulması gerekiyor yani. Yani bu şekilde God of Spider-Man 2 bu şekilde Wingsuit falan işte en büyük yenilik bence Wingsuit'ti bu arada. Evet o çok güzel. En büyük yenilik Wingsuit'ti abi. Bu yani hikaye olarak zaten her türlü değişmesi gerek. Ya şimdi bir önemli aday daha söylüyorum. Zelda abi. Gem. Cemal sustum al. Ben hiç diyemem. Benim Nintendo'm yok ama oyunu izlediğim kadarıyla bulmaca mantığı hoşuma gidiyor ve bu insan da hoşuna gidiyor yani. Metacritic'te 96 puan almış. 96 puan değil mi? 96 ya da 90. Yüksek valla bayağı yüksek. 90 üstü diyelim yani garanti. Yani bu kadar yani bir şey diyemeyiz Zelda hakkında. Oynayanların çoğu beğeniyor. Zelda bakarsan çok eski bir seri aslında. Ama çok beğeniliyor. Her insan beğeniyor yani. Şimdi yılın oyunu dediğimiz şey aslında birçok firmaya ders niteliğinde. Birçok mesela Starfield'ın aday çıkmaması Bethesda'ya büyük bir ayar yani ders olması. Şimdi belki daha güzel oyun yapacak yani belli olmaz. Ya inşallah gaza gelecek bir şeyler yapar. Elder Scrolls 6 mesela geliyor muydu öyle bir duyumlar almıştım. Geliyor geliyor yolda duyumlar, geliyor. 4 Oblivion'un remake'i de öyle bir duyumlar almıştım. İnşallah, Oblivion inşallah. Remake. Ya bu şey Bethesda Starfield o kadar abi ümidi vardı Bethesda'nın. Fakat böyle bir düşüş hayal kırıklığından sonra hiç akıllanır. İnşallah akıllarını ve güzel şeyler çıkartır abi. Xbox'tan zaten evet Xbox. Bu sene mesela Modern Warfare 3 çıktı Call of Duty. Hatta 3 gün önce çıktı la oyun. 3 gün önce ve oyun abi. Ve oyun yerden yere vuruldu. Call of Duty'ye gülesim geldi şu an 50 puan ha, geldi. Tamam 50. İşte 50 puan. 50 rezalet. Puan. İşte, Call of Duty ben eski oyunları oynadım Call of Duty'nin. Yenilerini oynamadım şahsen. Bu reboot'larını oynamadım. Reboot'larını oynayacağım, deneyeceğim. Fakat ben eski Call of Duty'leri gerçekten büyük hayranıyımdır. Özellikle eski Modern Warfare 2'nin 50 puan alan bu oyun Metacritic'te yani Modern Warfare 3. Evet kamera açıları birazcık oynamış olabilir. Çünkü bizim Discord'da başka arkadaşlar vardı. O çıktı bir şeyler yaptı. Kamera evet, açtı kapattı. Evet. Şimdi 50 puanlık oyun Modern Warfare 3. Abi Call of Duty'ler. Çakma Warzone. Evet bu arada en büyük şey o Berk. Call of Duty Modern Warfare 3'e Warzone'la çok ilişkilendirip bağlandırdılar. Neden biliyor musun? Ben işte Call of Duty hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Yılın oyunu adayı olmaması da zaten. Ve Gram ihtimal yoktu. Gram ihtimal yoktu. Mesela Activision Blizzard'dan Xbox Microsoft çatısı altında toplandılar ya artık. O yüzden artık yani bu Xbox'ın bunları bir ayar vermesi gerek abi. Microsoft'un. Bunun projesi çok uzun proje bence ya. Daha uzun yolu var. Call of Duty uzun proje mi? Yok yani. Tüm oyunları aldılardı yani. Bu evet. Yani uzun Game Pass'e gelmesi uzun sürecek. Ben onu baştan söyleyeyim. Bu arada şu an Efe. Şu anki çıktığı Modern Warfare 3 var ya. Evet. O bence kötü çıktığı için Activision bence daha erken getirecek Game Pass'e. Bana öyle geliyor. Hayır yok. Allah süresi var. Sony ile sözleşmesi var geçen. Şey böyle satmadı ya, sattı da yani az şey oldu. Hayır ama Sony ile sözleşmesi var ya yani. Ha öyleyse. Böyle belli bir süre, bir iki yıl daha var yani. Kodajının. Sony ile o sözleşmesi evet evet Sony'nin. Öyleyse oldu. Daha şimdi gelemez Game Pass'e Call of Duty oyunları. Ama bir gün gelecek illa ki. Gelecek. Zamanı var onun.
Zamanı var. Ne diyorduk? İşte abi Call of Duty şimdi Modern Warfare serisini biliriz. Eski seri. En son oyunu 2011'de çıkmıştı eskinin. Onu da bitirmiştim. Hatta eski Modern Warfare'leri bitiririm dediğim gibi. Ne yaptılar? 2019'da bu seriye reboot attılar. 2019'da reboot attıkları ilk oyun çıkışını yaptı. Güzeldi de. Çıkışını yaptı abi. Güzeldi de. O oyun sevildi. Sevildi değil mi? Sevildi abi. Sevildi. Adamlar 3 yıl sonra ne yaptı? Modern Warfare 2'ye reboot attı. Reboot o yaptı. Daha da güzeldi. Grafikte daha da iyi gelişti. O oyun daha mı çok sevildi? Daha ya yani daha çok sevildi. Daha çok Özellikle sevildi. eski Modern Warfare 2'de harcanan böyle gizemiyle insanların ilgisini çeken Ghost karakteri bu yeni Modern Warfare 2'de daha fazla ön plana çıkılarak Konuşmayan karakter gene konuşmaya başladı oyunda. Benim sevmediğim bir şey o. Ön yokla konuşuyor da eski oyunda Ghost. Çok az konuşuyor. Az Yani çok konuşuyor. az konuşuyor. Aynen çok az konuşuyor. Bir iki tanesi bile yoktu neredeyse. Ama Reboot'ta bildiğim böyle şey Kaptan Prens'in önüne geçmiş. Sanki öyle Evet, olmuş. ya öyle deniyor. Evet. Sevildi. Ghost karakteri bu gizli ilgi çekici karakteri ön plana çıkartırarak insanlar sevildi abi. Evet, sevildi. Fakat şimdi Modern Warfare 2 reboot'u ne zaman çıktı? 3 yıl sonra çıktı dedik, değil mi? Aynen. Modern Mini Warfare 3 ne zaman çıktı? 1 yıl sonra. Adamlar Güzel bu arada. 1 yılda anca ne yaptılar? Warzone'un maplerinin aynısını koydular oyuna. Oyunda var ya bak, oyunda ana görev yok. Var da böyle 4 tane falan var böyle güzel böyle. Gerisi hep böyle Warzone mapleri sana atıyor. Böyle bir şey, yani silah topluyorsun. Bir yere patlatıyorsun, sen patlatıyorsun orayı. Öyle yani. Oyunda seride çok sevilen karakterleri de harcamışlar. Özellikle Makarov karakterini eski Modern Warfare 3'ü oynayanlar ne kadar Makarov psikopat bildiğin makarov değil. Bildiğin makarov değil o. ne kadar psikopat ve cani bir karakter olduğunu bilir. Eski Modern Warfare 3'ü oynayanlar. İki, Ben gerçi biliyorum. 2'yi de oynayanlar bilir. 2'de No Russian Grave vardı mesela. Ben de biliyorum. Bu şekilde mesela Kaptan Price de birazcık şey yapmışlar bu 3. oyunda biraz. Kaptan Price stresli ve sinirli bir karakterdir biliyorsunuz eski oyunlarda. Reboot'ta çok sakin. Çok sakin bir Böyle karakter. Kaptan Price yumuşatmışlar diyelim. Yumuşatmışlar biraz. Yani. Ve oyunun süresinin kısa olması. Bak ben şimdi Modern Warfare'ın sevilmeyen yanlarını söylüyorum. Neden kötü? Bir yıl Güzel. gitti bu Activision söz verdi insanlara. Ne dedi? Biz her yıl Call of Duty oyunu çıkaracağız. Bu sözü niye Çıkarma. veriyorsun? Çıkarma. Çıkarma. 3 yılda bir çıkar. 4 yılda bir çıkar. Ama güzel çıkar. Şimdi ne Hikayesi güzel yaptınız? olsun. Hikayesi güzel olsun. Reboot'un 1 ve 2'si neden güzel? 3 yıl arayla çıktı. 3 yıl arayla çıktı. O yüzden güzel bir oyun yapabildiler. Fakat diğeri 1 yıl arayla çıktığı için bu şekilde maksimum Warzone maplerini kullanabildiler. Yani bu şekilde. Ve sevilmeyen Doğru. şeyleri sayıyorum. Warzone'a benzemesi, sürenin kısa olması, bir de 3 saatlik bir fiyat. şey süresi var. Bir de fiyat. Bence ya. Evet, 2000 Fiyatın lira. Bak, 3 saatlik bir oyun için 2000 lira verilmez. Bence sürelere. verilmez. Yurt dışında da verilmez yani o Ya para. yurt dışında kaç para hocam sizin orada? 80 80 euro euro bizde bizde de. ya. 70 dolar. Aynen bir Almanya'da şey işte. 80 euro mu dedin Almanya'da? Ya Almanya'da 80 euro yani. Ha Bu tamam sadece işte. 70 euro da Amerika'da geçerli oluyor. Hani 70 Amerika'da dolar. oynanıyor. Call of Duty ya bakalım bu Xbox çatısı altında toplandıktan sonra bu şimdi Bethesda'da değil mi o Xbox çatısı altındaydı. Evet. Bethesda'nın en son Evet. Evet. öyleydi. Starfield maalesef dediğimiz konuştuk zaten onu. Bu şekilde bu yılın. Bir de bu Ama yıl Activision kendisine gelmesi lazım bence. bu yıl Activision. beklediğim adaylardan bir tanesi de şeydi abi. Assassin's Creed Mirage'dı. Ben Olmazdı. Olmazdı. bak Assassin's Creed hiç yılın oyunu olmadı. Ya ben Assassin's Creed'i yine derim kesin lan bir ihtimal Ubisoft olur lan bir şeyler belki dener dedim Ubisoft. Zaten Ubisoft'un oyunlarında fazla ruh yok açık konuşmak gerekirse. Assassin's Far Creed Cry, Assassin's Creed. oyunda şimdi ruh yok ne demek? Ben size ruhu olan oyunları sayayım. Last of Us, God of War, Red Dead'den bak bu 3 oyun dünyanın en iyi oyunları bana göre tabii kişiden kişiye değişir. Bana da, ben de öyle. Çoğu kişiye göre de bu 3 oyun bu arada ilk 3'e girer. Çoğu Aynen kişiye öyle. göre. Üç de var. Hey? Baldur's Gate 3 de var artık. Baldur's Gate 3 de var. Witcher 3 de var bu arada. Witcher 3 de var. Witcher çok güzel. Bak Witcher de çok güzel. bunlar ruhu olan oyunlardır abi. Assassin's Creed oyunlarının sevilmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi 2 ve Brotherhood mu ne seviyordu? Oyunlarda ruh yok. Mesela adam diyor ki sana Mısır'a gideceğiz yeni oyunda. Origins oynadım ben bitirdim. Mısır'da geçiyordu. Fakat bana Mısır havasını fazla veremedi. Ben orada kendimi oralarda tam olarak hissedemedim. Yani Ya bu veriyor da tam vermiyor. tam olarak hissettiğine. Bağdat bak bu yeni oyunda yine biraz daha üst seviyeye çıkmış Çok diğerlerine güzel. göre. Bağdat çok güzelmişler. Bağdat çok güzelmişler. Çok Bağdat güzel küçük değildi bir bana yer göre. değil mi ya? Bağdat evet. Bağdat küçük olduğu için yaparlar bence daha şey yani. Bak Mısır evet. dediğin çok büyük bir yer. Mısır evet. Mısır'ın işte o fazla yansıtamamışlar. Şimdi Aynen. bir tık daha üste çıkmış şeye göre önceki oyunlara göre Bağdat'ı bana daha iyi yansıttılar yani bu şekilde. Daha iyi oldu yani. Ama yılın oyunu adayı olamadı. Olamazdı Evet. zaten. Yılın oyunu da Zaten olamazdı. kaç Efe sen şu an oynuyorsan yani Mirage'i. Bir Onun de mi? incelemesi gelecek kanala. Ha İncelemesi. incelemesi gelecek. Aynen. Onu İncelemesi de zaten Efe size anlatır zaten. oradan bir Nasıl dakika. beklediğin oyunu. Biz Assassin's Creed Mirage'da bir de şey vaat ettiler değil mi? Köklere dönüş. Evet. Şimdi ben Assassin's Creed Mirage'da Assassin's Creed 2'de hissettiğim duyguyu hissedemedim. Köklere dönmemiş. Zaten bence milleti sikemledi ya da yani açık adamıyla. Evet. Evet.
Bak Assassin's Creed 2'yi de oynadım. Bitirmedim onu da. Assassin's Creed 2'yi de oynuyorum şu an aktif olarak. Devam edeceğim onu, bitireceğim. Evet, incelemesi gelecek. Onunla Mirage'ı ben asla aynı tutmam. Hissiyat olarak da aynı tutmam. Oynanış olarak da asla aynı tutmam. Oynanış olarak. Birincisi Mirage'de yine karakter geliştirme var abi. 2'de var mıydı? Yoktu oğlum 2'de karakter Yok. geliştirme. Direkt yani oyunu hikayeyi yansıtıyorlardı bize. Veriyorlardı. Öyle yani. Ezra'nın nasıl bir kişilik olduğunu falan anlatıyorlardı. Doğru yani. Babasını falan. O yüzden Mirage'de Assassin's olamam. Creed oyunlarıyla ilgim çok yok. Ben Mesela PS4 şey konuşalım, 5'im. Cyberpunk DLC'sini, onu konuşalım. Ya bu sene bir de aynen o çıktı. Ben oynadım valla, bitirdim de beğendim ben DLC'yi. Güzel DLC'di yani. CD Projekt güzel. Cyberpunk, şimdi Cyberpunk comeback attı değil mi? Evet. Şimdi herkes Hatta söylediğine göre. şu Epe de oynuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, ben şu an aktif olarak oynuyorum. Cyberpunk 2.0 adıyla bize tekrardan Cyberpunk'ı vaat ettiler. Fakat şöyle bir sorun var. Çok geç geldi. Evet. Çok geç geldi. Oyun ne zaman çıktı? Daha yeni iş oldu. Comeback attı sözde. Kaç sene oldu? 3 sene bak. 3 sene sonra şu an geldi. 3 Sözde senedir. comeback attı işte şeyden. Sonra bir de Attı orada. DLC ile beraber şey yaptılar yani. DLC ile beraber bize vaat ettiler tekrar oyunu, aynı oyunu. Tabii ben bug yaşadım bu arada, açık konuşmak gerekirse. Bir de bir kere yaşadım. O da sinematik atladı kendi kendine. Karakterlerin kafası gitti sinematikte. Sadece o sinematikte oldu, daha da olmaz şu an zaten. Daha Spider-Man 2'de de vardı bug'lar ya. Ya, o da Yani vardı. Aynen. Ragnarok'ta da Spider-Man zamanında konuyu diyorlardı. değiştirdim ama konuyu Spider-Man 2'de değiştirdim evet. ama. Bir dakika, şöyle bir şey var. Efe hiç bug yaşamıyor ya bu oyunlarda. Ben onu şaşırıyorum. Ya genelde Ben yaşadım. Spider-Man 2'de yaşadım, ben yaşamadım. Oyunun Efe son az sahnesinde şey yaşıyor. Efe az vardı. yaşıyor. Belki görmüştü hatta. Belki Ben gördüm. yanındaydı. Gördüm Maalesef sadece burası vardı. Vücudu ben. yoktu ve küp şeker oldu yani. Evet, Kesme küp şeker oldu. Evet. oldu. Evet. Kesme Olmadı şeker da. oldu. Ben de olmadı o. Ben sizde gördüm onu. Ben de olmadı. Ha. Yılında da oluyor zaten. Ragnarok'ta da çok bug yaşamışlar. Fakat ben ya Cyberpunk, bak bug deyince akla gelen ilk şey Cyberpunk'tır. Cyberpunk. Bak Cyberpunk'ın ilk çıktığı halidir. Gerçekten O zaman herkesin da rezaletti bu arada. Çok rezaletti. Rezaletti ve Night City dediğimiz yer çok FPS yiyen bir yer olduğu için zaten bug'ın Evet. olması da bayağı olasıydı. Ben de yemiyordu ya. Ben de daha yemiyordum da. Olmaması gerekiyor abi. O da 10 Aynen. yılda neredeyse geliştirildi oyun Evet. ya. Evet. CD Ne? Projekt Red. Mesela Witcher'la CD Projekt Red akıllara kazanmış bir firmadır Witcher'la. Witcher. Hatta Witcher 4 geliyor. 4 Witcher geliyor 4 geliyor. bekliyor. Valla Anlayacak. bakalım ya. Phantom Liberty ile beraber zaten bakalım Cyberpunk comeback attı. Diğer güzeldi valla. Ama çok geç geldi. Tek sorun çok geç geldi. Evet, çok geç Çok geldi. geç geldi. Witcher 4'ü bakalım, inşallah bug'sız bir şekilde çıkar. İnşallah. Witcher'ı da ben severim bu arada. İçeride çıkarmaz zaten bugsız ya. Bug'sız. Yok, çıkarmazlar. 3. 3 Çıkarmazlar. bug'sızdı değil mi? 3'te bug yoktu. 3'te fazla bug yoktu. 3'te Cem yaşıyordu. Cem. Ben Yaşadın mı? yaşadım. Ben Ha, yaşadım. Cem pardon. yaşadı. Bir dakika, 3'e bir güncelleme geldi. Sonra bug'lar oluştu. Ha 3'te yoktu. evet. Aynen evet. Bir güncelleme geldi. Bunu da yaşadım ben. Bak 3'te bug yoktu abi. Bir güncelleme geldi. Ondan sonra full 3'te bug olmaya başladı. Ama o gelen güncelleme çok güzeldi. Grafikler çok güzel oldu. Bu güncellemede Ha, grafikler. oldu, Bayağı iyi oldu. oldu. Ama oyunu da sıkıntıya soktu yani. Ya bir şey Ben de olmasın. kasıyordu bu arada. O yeni güncellemede. Kasıyordu azıcık. Valla Drop evet, falan o giriyordu. şekilde. Eski Witcher'ı da çok sevenler var işte, o güncellemeden önceki Witcher'ı. Özellikle 2'yi. 2'yi çok sevenler. Yani 2'ye de CD bak. Projekt Red artık Cyberpunk'a artık bakmazlar herhalde. Artık Cyberpunk kenara atacaklar. Devamı gelmez ya. Devamı Ben de diyorum. yani o kazandıkları bakalım, bu 2.0'la ve DLC bakalım ne kadar insanlara tekrar Bence Cyberpunk'a DLC dönmeyi, getirirler. Başka DLC'ler getirirler. Ben öyle görüyorum. bu yaptıkları şey insanlara, oyunculara ne kadar çok Cyberpunk'a dönmeyi istek şeyine getirdiyse, Evet. böyle heyecanlandırdıysa, ona göre Cyberpunk'a Evet. daha bir daha dönüp bakarlar. Fakat şu an Witcher'dalar. Şam içeriz. Şam Cyberpunk yok. Ya aslında en büyük haber şu an GTA 6 bu arada. Şu an GTA 6 Aa, hakkında. evet, onu bir konuşalım bence Ben ya. GTA 6 Burada. hakkında bir tane video yaptım. Yaptım kanalda. Shorts da yaptım iki Sıra tane. geliyor. Sıra geliyor reis. İki Sıra tane reis geliyor. shorts da yaptım. GTA 6 hakkında uzun bir tane konuştuğum bir video da yaptım. Beyler ben GTA 6 hakkında çok konuştum o videoda. Siz ne diyorsunuz? O videoyu buraya bırakın. Bak şu i butonla. İkinci can konuşsun. İ Can görüşsün. butonla bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Beyler siz ne düşünüyorsunuz? GTA 6 iyi bir oyun olarak çıkacak mı? Fragmanı neler göreceğiz? Can anlat. Yani, sen Benim bir lafım yok. Çıkalım görelim oyunu bakalım yani. Ben çok beklentide de değilim GTA 6'da yani diğer yani insanlar. Rockstar oyunlar hakkında ne düşünüyorsun mesela? Rockstar'ın kötü oyunu yok ya. Hiç kötü oyunu yok Rockstar'ın ya. Rockstar bak Rockstar öyle fazla oyun çıkarmış firma değil. Ama Zamanında da çıkardığında çok güzel yani çıkarıyor bak. GTA 5'ten Çıkardığında çok... sonra öyle oldu. Ama Zamanında çıkardın kötü mı oyun. da, çıkardın mı da devrim yaratıyor. Aynen, heh, Mesela aynen. San Andreas döneme göre efsaneydi. Vice City döneme göre efsaneydi. 5 çok efsaneydi. Red Dead Redemption 2 özellikle dünyanın en O iyi oyunu zaten oldu. o zaman dünya şey oldu. Ya o kasıp İlk oldu kavurdu. tabii. Özellikle GTA 6 çok daha fazla bomba yapacak, bomba yaratacak yani. Evet. Allah bir fragman gelsin bir görelim bakalım. Fragmandan Ben anlayacağız. zaten burada bu konuları tekrar şey yapmayacağım. O videoda söylediklerimin aynısını söylemek istemiyorum. Şurada i butonuna bıraktım abi videoyu. Zaten Evet. oradan tıklayıp. Beni korktuğum tek şey, şimdi şu şey çıkardı ya, DTD değişimine. İnşallah ondan ders almışlardır. Yoksa ben korkuyorum yeter. Onun zaten bir şey değil ya.
O Defender Onlar Edition yapmadı. şey ya. Onlar yapmadı. O Onlar yapmadı. rezalet bir şeydi ya. O rezalet bir şeydi yani. Onlar yapmadı ya. Ben Rockstar. Rockstar zaten o bu arada o 3 oyun GTA 3, Vice City ve San Andreas o çok önemli aslında Rockstar için ve GTA serisi için aslında en önemli oyunlar. Çünkü GTA'yı patlatan oyunlar aslında. 5 ile özellikle patlatabilir ama döneme göre o döneme mesela gençleri San Andreas internet kafe mesela o zaman Türkiye'de de. Türkiye'de Vice City çok sevilirdi mesela bilirsiniz. Ben Ha, evet, oynadım. çok sevilirdi. Rockstar içerisindeki ayrılmalar olsun. Zaten GTA'dan başta geçecek Evet, şey evet. haritası. GTA 6'daki en büyük şüpheleri insanların aslında ayrılmalar. İçerideki Rockstar içerisinde. Denauzer ve Denauzer. Senauzer. Ya Denauzer değil, sadece Denauzer. pardon, Denauzer pardon, pardon. Bir de bir tane Kardeşim. Mike Ellsworth ayrılmıştı. Biliyor musun Mike Ellsworth? Evet. O da hikaye şeydi, hikayeyle Aynen. ilgileniyordu. Oyundan En son hikayesi. adam Red Dead Redemption 2'yi yazdı. Ha, bir O şey zaman olmaz. bombaydı, GTA o zaman bombalı oyundu. Bak ben bence GTA 6'nın da hikayesini yazmışlar. Sözünü kestim şimdi fazla. bak Bence de yazmışlardır. evet, bak. Zaten onu çoktan planlamışlardı ama Rockstar'ın bir sonraki oyununda ikisinin de yokluğunu hissederiz bence. Evet, bence de Ha, hissederiz. tam onu Bence de diyecektim. Ben hissederiz. videoda bahsettim. Mesela o i butonla bıraktığım videoda. Dedim ki yine bu konulardan bahsettim. GTA 6'da o kadar etkilemese de Rockstar'ın şirketin yani gelecek planları için kesinlikle bir şeyler gösterecektir yani. Etkileyecektir yani Hatta kesinlikle. şöyle diyeyim. GTA 6'dan sonra muhtemelen Red Dead çıkacak. Biz Red Dead 3'te var ya, o olayı anlayacağız. Onu hissedeceğiz biz Red Dead Evet, 3'te. hissedeceğiz. Red Dead 3 çıksın. Tamam mı? Çıksın, orada anlayacağız. GTA 6'da hissedilmez değil fakat fazla olmaz. Bazı da olmaz. Olmaz ya, hiçbir şey olmaz. GTA 6 güzel olacak. Benim ondan şeyim Bak yok. GTA Benim 6. evet. Çok GTA istediğim bir 6. şey var Dimas'ı olarak Rockstar'dan. Bully'yi çok istiyordum ben Dimas'ı. Bully Bully sevilen bir seri, sevilen bir seri GTA Ben 3. ikinci oyunu da Demez. çok Ben mesela istiyorum. GTA 4'ü Bilmiyorum isterim neden ben. ama. Demez'e gelirse. GTA 4. GTA 4 bence grafikleri hala güzel bir oyun ya. İyi de. Bully oynanmaz mesela, ikisi de aynı yapı Bully için. evet. Şimdi o Yani. Rockstar'ın attığı tweet vardı ya GTA 6'nın duyurulması. Orada herkesin takıldığı bir nokta var. Ha Siz evet. söyleyin abi biliyor musunuz? Sonraki GTA oyunu. Bir sonraki GTA oyunu. GTA 6 Kanka demedi adam. GTA yani demedi. GTA demedi. Olmayabilir GTA 6. GTA 6 olmazsa kafamı duvarlara vururum bir. Vallahi ben de üzülürüm. Ben Bak. de üzülürüm. Hadi ben de üzülürüm. Büyük troll olur bu arada şimdi. Genel Evet. olarak büyük bir troll olur. Yani çünkü herkes Ben onu bekler üzülürüm de. ya. Ben acayip üzülürüm ya. Peki GTA 6 bu yeni GTA oyunu diyelim hadi. Şeyde duyurulacak mı sizce? Yılın oyunu etkinliğinde Yok. duyurulacak. Rockstar kendi etkinliğine duyuracak. Rockstar Bence. 25. yıl dönümü olduğu için aynen. Bence de kendi Evet. etkinliğinde. Sonuç yılın oyunları yılın oyunu anlatacak. Belki yani. Ama o da oynar da duyuluyor ya. Ya Yani duyurulur bazı da belki oyunlar. diğerisi duyulur ya. Bilmiyorum. Ya, Bu ama duyurulur. Rockstar işte şey dedi ya, ayrı bir etkinlikte yeni GTA oyunu tanıtacağız dedikleri için. Yani bence ona ayrı bir şey yaparlar. Ayrı bir şey Zannetmiyorum yaptık. orada. Evet. Zaten o yılın oyunu etkinizden şey yani izleyeceğiz. Onu da Ve sonra konuşacağız. onun hakkında da Allah yorumlar. çok para verirse Daksa'da o da duyulur ya. Çok Aynen. para veren ya bunu. Bu arada Rockstar'ın kuruluşu 10 Aralık'mış. Hani Aralık'ta duyurulacak dedi ya. 10 Aralık'ın Aralık'mış. Etkinlik mesela 7 ilk Aralık. haftası bak. Aralık'ın ilk haftası geliyor fragman. Aralık'ın ilk haftası. 10 Aralık Rockstar'ın 25'i ama ondan önce de kutlayabilirler. Hani doğum günlerini insanlar Bence de. erkenden kutluyor ya biraz böyle normalde. O tarz bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bak Aralık'ın ilk haftası. Rockstar eğer Game of the Year'dan önce duyurursa Game of the Year'da bir daha değinirler ona. Fakat Öyle bir şey duyurur yapmazlar. Öyle bir şey yapmazlar. işte neden? Game Awards'tan önce yapmazlar bence. Game of the Year valla işte Aralık'ın ilk haftası demedim mi ama? Dedim de Game Awards'tan yani belki böyle sonra mesela sonraki gün yaparlar böyle şey için. Game Duyuru için falan. Awards 7 Aralık'ta ilk haftasında yani. 7 Aralık'ta evet, ilk haftasında. O zaman tamam. Orada da olabilir ya. Abi Aralık işte bakalım 2024 özellikle zaten çok oyun çıkacak 2024'te. Benim İlla ki çıkacağı en evet. çok beklediğim Metal Gear Solid. Gerçekten en çok MGS3 beklediğim. remake. MGS3 remake. Metal Gear Solid Yemin 3'e. olduğu için meram yok ya, bilmiyorum. Kojima şu an Konami yapıyor. Pardon Konami yapıyor onu. Kojimasız yapıyorlar yani. Kojimasız Evet. Hikaye belli zaten. Sen Kojima'nın en son yaptığı oyunda Death Stranding işte. Onun ikinci Evet. oyunu gelecek. Desen 2 yani o geliştiriliyor diye biliyorum. Ay Abi ben o çocuk oynayacağım ya. sıkılıyor ya. Beni Bakalım abi evet. Şu an daha oyun haberi yok değil mi bildiğiniz? Bakalım Ya şu artık. an yok ya. Şu an yok. Evet ilk başta Cem kardeş yani sıralama yapsın. Yılın oyunu bak Evet. kötüden iyiye. Birincisi yılın oyunu. Ya yani 5'ten Dinleyelim. Tamam dinleyelim. 6'dan pardon geriye say. Ben Resident Evil'ı koymuyordum ilk 5 listeme çünkü remake olduğu için 5. oyun bana göre Mario dedim ben. Mario bu arada çok saçma oldu ya. Evet. Ya, Mario yani. oyunu güzel aslında ya. Güzel yapıyorlar ve oynanıyor yani. Mario 2 mi oynar biliyor musun? Bak tahminimce. Çocuklar da oynar ama büyükler de oynar. Büyük olarak kim? Çocuklar oynar. Büyük olarak kim oynar? Eski oyuncular Mario falan. Hani böyle piksel Mario olduğu dönemler vardı ya. Atari'den oynayan. Atari'den mi oynanıyordu? Vallahi ben Mario'ya fazla hakim değilim. Nintendo'ya fazla hakim değilim. Ben de o kadar şey diyeyim İşte ya. o Mario'nun piksel olduğu dönemlerde oynayan insanlar büyümüştür. Mario'nun bu yeni oyununu görmüştür. Onu tabii oynar.
fanıdır yani. Veya küçük çocuk Mario. Ama yani. Mario yerine ne olabilirdi? Starfield olsa daha mantıklı olurdu. Fakat Starfield'ın tabi ders alması gerek. Bethesda'nın ders alması gerek. O yüzden olmaması da ben bu arada üzülmedim Starfield'ın yılın oyunu olması. Sevindim açıkçası. Yani. Sonraca 5 bence de Mario ya. Mario abi. 5 Mario bence de Mario. Mario. Ben Mario. 4'te bölüşeceğiz gibi biraz ama. 4'te bölüşeceğiz. 4'te tamam söyle. Alan Wake 2'yi koyuyordum 4'e. 4'e Alan Wake 2'yi mi koyuyor? Oo. Evet 4'e Alan Wake 2. Öyle mi 4'e? Evet. Bu oyunun şeyinden dolayı değil bu arada. Kendimin sevip sevmediğinden dolayı değil. Genel olarak insanlara bakıyorum. Söylüyorum 4'e. Resident Evil 4. Koydun mu onu listeye? 6 tane saymayacağız mı? 6 tane var 6 tane İlk 5'i var. Koydum lan tamam. Hatta 6 tane 6'ya Mario koyduk. 5'te sen Alan Wake 2'yi mi koydun? Aa, o zaman ben de şey yaparım 6'ya şeyi koyarım. Resident Evil'ı koyarım 5'e Mario'yu koyarım. 6'ya Resident Evil'ı koydun. Ben en sonuncu koydum. Remake bir oyun yani. Tamam remake tamam. Ben 6'ya Mario'yu koydum. 5'e Resident Evil'ı koydum. Berk sen 5'e ne koyuyorsun? Ben de 6'ya Mario 5'e Resident Evil 4. Remake olduğu için koydum ben onu. Evet ama güzel. Ben bitirdim valla bayıldım. Güzel dedi ya lafım yok. Çok güzel. Marvel ama işte bir remake yani buraya giremez. O soru. Giden de yani sonuncu oldu yani. Yani. 4 sizce? 4 abi şu an biraz Spider-Man falan da var. 4. Ben 4'ü söyledim zaten. Alan Wake dedim yani. Alan Wake. 4. Ben 4'e Zelda koyuyorum. Zelda. Spider-Man ve Zelda. Şimdi Spider-Man'i de seveni çok. Ben Zelda'ya koyacağım 4'e. Ben 4'e Zelda'ya koyayım. Sevene göre bakarsak. Tamam Zelda daha iyi. Cem Zelda yılın oyunu mu? Ya olabilir yani niye olmasın? Hadi 4'e Zelda'yı koydum abi. Spider-Man. Ben daha ben Spider-Man, koydum. Spider-Man'i daha çok seviyorum abi. Ya bak Cem sinirlendi. 3. 3. Spider-Man 2 ben. Hani Spider-Man 2 bence de Spider-Man 2. 3 Spider-Man 2 ben de diyorum. 2 ile 1. Şimdi 2'ye ne koyan lan Cem? Bak adam söyledi. Zelda. Zelda koydum ben 2'ye. 2'ye Zelda koydum. 2'ye Elma 2 koydum. Adam 4'e koydu Alan Wake'i. Ben 2'ye Baldur's Gate 3 koyuyorum. 1'e Alan Wake koyuyorum. Ben 1'e Baldur's Gate koydum. Hatta benim bu Level dergisini okuyayım. Bu arada ben şu an videoda Level dergisini Level'den. Şu an ters benim kamera ters gözüküyor bu arada da. Fakat yine zaten görebiliyorsunuz. Baldur's Gate 3 kapağında Level dergisi var. Bunun içerisinde Gamescom etkinliğinden tut abi. Bu yıl çıkan oyunların incelemesi Starfield, Baldur's Gate. Bu dergi her 2 ayda bir yenisi çıkıyor bunun abi. Her 2 ayda bir gündem hakkında. Duyurulan oyunlar hakkında. Bunu evet. Okuyun. Ben bu sektörü takip eden biri olarak okuyorum bunu. Her ay kişiyle. Ben de okuyorum. Baldur's Gate. Burada hatta Call of Duty belgeseli falan yapmışlar. Ama özellikle bu yıl çıkan oyunlar ve bu yıl duyurulan oyunlar hakkındadır bu dergi. Medya okumayı severseniz, medya okumayı seviyorsanız özellikle tavsiye ederim kesinlikle. Eğer oyun sektörüyle ilgileniyorsanız Level'i biliyorsunuz zaten. Level'in kapağında Baldur's Gate 3 var. Zaten Baldur's Gate'i bu Level dergi yazarları beğenmiş. Starfield'a nazaran Starfield'ı incelemişler. Bence birinci oyun Baldur's Gate'dir yılın oyunu. Belki göre Alan Wake. Baldur's Gate 3 mü sence de Cem? Bence de öyle yani. Bence sürpriz olacak Alan Wake 2 olacak. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Alan Wake 2'nin olma ihtimali bence gram yok. Çünkü Zelda var Baldur's Gate var zaten. Bilmiyorum ben Alan Wake diyorum. Ya Zelda'ya bakınca şimdi Zelda çok seveni var. Nintendo kitlesi ayrı Nintendo kitlesi. O yüzden sıkıntı Zelda biraz sıkıntı yaratabilir. Zelda yılın oyunu bile olabilir yani bunun. Ya yılın oyunu bence olmaz. Fakat içerisinden birkaç bayağı oyunu geçer. Yani bana %100 Baldur's Gate 3 ama elemek olabilir ya. Adaylar beni %100 anlamda tatmin etmedi bu arada sizce. Ben de etmedi. Etti ya bence. Etti. Mario etti mi mesela seni? Etti. Tamam Zelda sana edersen. Resident Evil etmedi. Mario etmedi. Etmedim. Zelda olacaktı zaten. Mario ile yani Resident Evil etmedi beni. O kadar. %100 olarak tatmin etmedi adaylar. Neyse. Evet. Bir daha fazla oyun haberi yok herhalde konuşabileceğimiz. Yani şanlık yok. Yok. Evet. Etkinliklerde, oyun haberlerinde, duyurularda yeni çıkacak oyunlarda. Onlarla da görüşürüz. İncelemelerde görüşmek üzere. Aynen. Evet. Bu üçlü bir daha toplanmak ümidiyle ayrılıyoruz. İnşallah. Bize video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Game of the Year etkinliğini izleyeceğiz. Game Awards etkinliğini. Ondan sonra bir de gelecek. Onunla ilgili bir de gelecek. Onu inceleme videosu veya konuşma videosu ona bakarız. Etkinliğe göre onu ayarlayacağız. Onun hakkında bir video yapacağız. Hoşçakalın. 2023 yılı çok güzel bir oyun yılıydı gerçekten. Evet. Yılımız da böyle olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.